zihinle alakalıdır. Zihin eğer genişleyip büyümezse eğer her gün aynı şeyleri yapıp aynı düşünceler, aynı fikirler, aynı mekanlar, aynı insanlarla görüşmek, aynı televizyon kanalını izlemek, aynı kıyafetleri giymek bir süre sonra hiç alakası yoktur zannedersiniz ama kibirli yapar insan. Duygularına ihanet ediyorsun, öfkene sahip çıkmıyorsun, nefretine sahip çıkmıyorsun, onları yargılıyorsun, nefret kötü bir şey diye. İyi de sende var o, gömmüşsün onu, anne babaların evrensel olarak iyi insanlar olduğuna dair bir yalan var. Dünyada birçok yalan var. Bir tanesi budur. İşte anne babalar iyidir. Hepsi iyidir. Çünkü nedir? Anne ya anne babalık meslek değil ki. Her e, anne babanın eline bir pırlanta teslim edilir. O anne babaların çoğu onu itinayla kömüre çevirirler. Sonra dönüp komşularına benim çocuğum kömür der. Kötü insanların en büyük özelliği nedir diye bana sorun. Tek bir kelime söylerim. Tembel olmuşları. Kötü insanlar tembeldir. Enlerine hiç to them as that Herkese yani, hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz, eğitimleri, meditasyonları pek çok çalışmasıyla binlerce kişinin hayatına belki de sizin hayatınıza dokunmuş bir isim var karşımızda. Çok değerli bir isim, Kuantum Düşünce Tekniği kurucusu Sayın Şanal Gülseli. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Çok kişi vardır muhakkak şu anda bizi izleyen, belki bu e, meditasyonla e, bir ışık yakalayan, belki kendi bilinçaltında bir yerlere dokunan. Hadi seveyim. Okay. O bize kendinden verdi, sevgisinden. Onların izleyelim ve onun gibi olalım diye. Hepimizin bir ismi vardı başlangıçta. Onun bize verdiği. Ve biz bu ismi biliyorduk sonra unuttuk. Hatırlamak için dediniz. Neden unuttuk? nasıl hatırlayacağız? Sayın Gülsüz. Çok duygulandım sıra bakmayın. Evet. Ya hiç bu kadar etkileneceğimi tahmin etmemiştim. Ee, Bizi de öyle O sanki, gibi. ben sanki onu benim yazdığım bir şey değil gibi. Sen e, okurken bana sanki yabancı biri yazmış da ben onu duyuyormuşum gibi hissettim. Çok duygulandım. Halbuki benim için nötr bir şey olması lazım. Okuyup geçtiğim bir şey. Belki başka bir zaman okusaydın yine bu kadar etkilenmezdim de. Tam yerine geldi manzara koydum diye var ya. <laughs> evet. Tam, tam zamanında e, olmuş. Yani bunu duymam gerekiyor. Hepimizin bir ismi vardı. Bizde bir isim verdi o. Bir hepimizi kişisel olarak tanıyor, biliyor. Ama tekrar hatırlamak için unutmayı seçtik. Bu keyiflidir biliyorsun. Çocukların en sevdiği oyun e, hani kaybolup böyle C yapmaktır ya. Bebek gidin karşısına oturun. Böyle tam böyle karşınızda duruyor. Mesela işte 50 santim falan. Böyle gözünüzü kapatın. Önce bir korkar falan. Sonra çekin C yapın. Müthiş mutlu olur. Sonra tekrar kapatın. Sonra tekrar açın. C yapın. Mutlu olur. Ve bunu bak çok ilginç. Bebek defalarca bunu yapılmasını ister. Her seferinde aynı korku ve aynı sevinci yaşar. Neden biliyor musun? İşte bu kaybedip bulma, unutup hatırlama, ayrılıp birleşme oyununu ruhumuzda mevcut olduğu için çocuk bunu çok sever. Kavga edip barışma. Aşıklar mesela kavga edip hafif böyle bir e, birbirleriyle tartışıp barıştıkları zaman aşkları eskisinden daha fazla olur. Hiçbir aşk yani böyle o gençlerin yaşadığı enerji dolu aşk mesela tartışmasız fişit barışma vardır ya olmaz. Rutin gitmemesi lazımdır. Onun için e, bu yaratıcı ve kendi mükemmelliğini unutup hatırlama şeyi bazen iki saniye sürebilir, bazen iki milyar yıl sürebilir. Hiç belli olmaz. Ama bu, bunu ben meditasyon ve müzikle yaptığında insanlar bunu hissetsin, hatırlasın diye yapmıştım. Gerçekten İşe yaramış. Doğru. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet, evet. Bir kez daha göstermek istiyorum. Şu an bulabilirler mi bunları piyasa? E, Vallahi ee, hiç sanmam. Hocam? Hiç sanmam. Yani lütfen sizden tekrar tekrar <laughs> rica ediyorum. Bunlar olmalı. Olmalı. Evet. Biz de evet. ulaşmalı. Şimdi onun kaydını ancak yeniden yaparsam e, tekrar çoğaltabilirim. Hmm. E, bir de her şeyin bir zamanı var. O o anda, o şekilde oldu, bitti. Yes. Şimdi ben mesela bunu bir daha yapmaya kalkışar, aynı ruh. Aynı heyecan e, yakalayabilir miyim bilmiyorum ama hani bu kaybolup gitmesin diye bir çare burada bir düşüneyim ben. Madem bu kadar bağlanırken cambazlık yapabildik, kendimizi geliştirebildik. Evet. Ben Skype'dan, e, hiç, daha önce yapmadığım şeyleri yaptım. Evet. E, bunu da başarabiliriz. <laughs> evet. evet. Bazı insanlar öğrenmeye karşı çok korkulu yaklaşırlar. Cehaleti Neden? ortaya çıkmasın diye egoları o kadar katılaşmıştır ki kendini böyle o cahil o, o, o konuyu bilmeyen halleriyle yakalanmak istemezler ve o öğrenme sürecini reddederler. Kibirlenirler çok. Kibir kibir aslında katılaşmış benlikle alakalıdır. Katılaşmış benlik katılaşmış zihinle alakalıdır. Zihin eğer genişleyip büyümezse eğer her gün aynı şeyleri yapıp aynı düşünceler, aynı fikirler, aynı mekanlar, aynı insanlarla görüşmek, aynı televizyon kanalını izlemek, aynı kıyafetleri giymek, bir süre sonra hiç alakası Yoktur zannedersiniz ama kibirli yapar insanı biliyor musunuz? Öyle mi? Katı insanlar kibirli olurlar. O zaman kendi doğruları, kendi iyi bildikleri şeyin dışında hiçbir şeyi kabul etmemek kibirlidir ve her kibirli insan aslında ölüme mahkumdur. Yaşarken ölüme mahkumdur ama hani bildiğimiz ölümden bahsetmiyorum. Yani o yaşıyor gibi gözükmüş oluyordu. E, o ölmüştür aslında. Pablo Neruda'nın, ben bunları hep anlatıyordum. Bir vaktim Neruda baba e, aynı şeyi söylemiş. Onlar ölüdür diyor. Seyahat etmeyen, yeni bir şey öğrenmeyen, farklı insanlarda tanışmayan, ağlamayan, gülmeyen, merak etmeyen, öğrenmeyen insanlarla dolu ortalık. Yani ortalık cesetlerle dolu aslında. Onun için insanın bir lafı var. Çok ilginç. Diyor ki, bir öğrenci geliyor. Diyor ki, ben ben, e, üstad diyor ben sizle hani öğrencin olmak istiyorum seninle gelmek istiyorum diyor yalnız diyor benim diyor bir e, ailenin şeyi var cenadesi var e, onları diyor o işleri halletmem lazım diyor ondan sonra gelirim diyor. İsa dönüyor dönüyor onun gözlerinin içine bakıyor diyor ki bırak ölüler kendi ölülerini gömsünler diyor. Bak bak bak. O ölülerini gömmeye çalışan kişiler zaten ölü. Sen onları bırak. Sen yaşama gel. Benle geldiğin zaman yaşama döneceksin çünkü diyor. Ben senin kibirini ben senin ego ıı, şeylerini, kalıplarını katılıklarını sertliklerini kıracağım senin diyor ve o zaman şey gibi ıı, bir kalıbın içinde sıkışıp kalmış bir enerjinin birden böyle açılıp genişlemesi patlaması gibi genişleyip patlayacaksın. Hani böyle biz luna parkta şeylere bildiniz de mesela hep oyunlardan bahsediyorum. <laughs> Bazı oyunların evrensel bir altyapısı vardır. Böyle büyük salıncaklar vardır. Mesela onun şimdiler çok gelişmişleri çıktı da salıncana Evet. Uç daha kayık mesela. Peki. En uç noktasında e, kontrolden çıktığın duygusuna kapılırsın. O aynı zamanda en büyük korkunun ve en büyük hazın olduğu zamandır. Fakat bir yandan da bilirsin ki kontrollü yani salınacak yine geri dönecek. O kontrollü bir oyundur aslında. Halbuki hayat oyununda kontrol olması lazım. Kontrolün olmaması lazım. Kontrolün senden çıkması lazım. Gittiği zaman hani böyle bir yürek parçalanır böyle kalbin çıkacak gibi olur ya Ödüm patlar. O öd patlamıyor orada. Ego patlıyor işte. Ben her şeyi bilirim. Ben her şeyi yaparım falan. Ben de mesela kim, o yanlış bu doğru. Bu güzel bu çirkin falan diye dolaşan kişiler. Yüzüne bakınca o kişilerin oradaki kibir oradaki donukluk oradaki heyecansızlığı hemen fark edersin ve o kişiler bana şöyle yazarlar. Hayatı umdaki hiç heyecan yok. E rutin yaşıyorsun çünkü. Bedenin de bir bedenin de zırhlar içinde kalmış durumda, zihnin de öyle, ruhun da ve heyecanlanma yeteneğini kaybetmişsin ve sen kendi duygularına ihanet ediyorsun, öfkene sahip çıkmıyorsun, nefretine sahip çıkmıyorsun, onları yargılıyorsun, nefret kötü bir şey diye. İyi de sende var o, gömmüşsün onu, bu sefer gömdüğün nefret duygusu düşman orduları kalelere saldırır ya kifet etmek için. Bastırdığın nefret duygusu senin akciğerlerine saldırıyor, karaciğerine saldırıyor, rahmine saldırı. Nereden geliyor onlar? Başka bir yerden gelmiyor. Kendiliğinden oluşmuyor. Bastırdığımız, yargılayıp bastırdığımız duygular. Nefret, öfke, kin. Niye salıvermiyorsun onu? Niye sahip çıkmıyorsun? Çünkü korkutulmuşuz. Bizi korkutmuşlar anneye kızılmaz, babaya öfkelenmez, Tanrı ile şey yapmaz, Tanrı'ya işte sitem edilmez falan. Kızar, döver, günahtır, ayıptır, cehenneme sokar seni falan. Böyle, böyle Yani şöyle kalmış kişi. O zaman ne oluyor? Duygular gömülmüyor. Bakın bir tane şey anlatayım size. Çok enteresan. Hatta bu konuda iki tane anlatmam lazım. Lütfen. Önemli olduğu için. Bir danışan, biz bazen böyle kamplar yapıyoruz 3-4 günlük. Bir bayan gelmişti. Öğretmendi galiba kendisi. Ee, oldu intihar oğlu kendini öldü. Fakat onu öyle bir soğukkanlıkla anlatıyor ki işte menemen şöyle yapılır. Soğanı kararsın, tuzu atarsın falan gibi anlatıyor. İşte o nitar falan. Bu duygu yok yani. Normal. Ben hemen anladım ki katılığından da bir de mekanik konuşmaları duygusuz, duyarsız, robotik böyle sert biraz da. Dört günün sonuna doğru son günün öyle var ancak. O duygusunu serbest bırakmasını sağladı. Allah'ım ...bir ağlamaya başladı. Üngür Oke dedim ki... ...arkadaşlara hemen dedim çıkalım burada... ...onu yalnız bırakalım. Rahat ağlasın. Barajın kapakları... ...açılsın ya. Yani. Döndüğümüzde... ...o artık tekrar yaşamaya başlamıştı. Başlamıştı. Ben ne dedi biliyor musunuz? Ben o zaman hiç ağlamamıştım. Ağlayamam. Bazısı böyle bir olay için... ...Tanrı'ya çok kızıyor aslında. Fakat korkuyor. Tanrı'ya kızmak. Ya beni cezalandırırsa... ...bir de üstüne üstlük. Yani düşünsene... ...hem kızıyorum ona... ...bir de bunu söylüyorum. Zaten oğlum ölmüş. Bir de Allah'a öfkeli olduğumu anlar varsa bir de o beni ceza Bastırıyor. Ne oldu o, o, dakikadan itibaren? Kadın canlandı. Can geldi. Neden? Duygusunu serbest bıraktı. Ama önce kabul etti. Aman Allah'ım ne çek. Yani ben şaka yolu şey dedim. Yani sizden e, başkalarından aldığım ücretin en az 3 misli fazlasını almam lazım diye. Yani o kadar uğraşıyorsun. Neden? Hassas çünkü o yarayı görmüş ya. Hmm. Ka yani dokundurmak şey istemiyor böyle bir evet. araya dokundurmak istemiyor. Hiç unutmuyorum benim kızımın <laughs> farmanda şey kıymık batmıştı bildiğin kıymık yani. Annesi tuttur dedi ki bunu doktora götür. Ya kardeşim biz küçükken kıymık batardı de kendini çıkartırdık yani götürdük doktora ama büyük olaylar bilmem neler doktor dedi ki buradan alacağım böyle yapacağım. Hala <laughs> e, dokundurmuyor baca çığlık atıyor falan daha hiç dokunmadan. Çünkü korkuyor. <laughs> Korktuğun zaman dokundurmuyorsun yani. Ama o kıymayı hiç çıkarmazsan ne olur? Yara oluyor, kangere oluyor ve parmağı kesmek zorunda kalıyorsun. O kadar. ileri safhalar. Yani çok büyük bir kıymıksa falan filan. i̇şte bastırılmış duygularda aynı etkiyi yapar. Nasıl kangren olunca o kolu kesmek gerekiyorsa çünkü orası ölüyor. Yani o kısım canlılığını yitiriyor. Senin bastırmış olduğun duygular önce kalbi öldürüyor sonra bağırsaklar. Bağırsaklar tamamen tüm huylu bakterilerle doluyor, mantarlarla doluyor ve sen yavaş yavaş ölüyorsun. Bir yürüdüğün zaman yanından yanından geçen birisi sanki ölü bir ceset kokusu almaya başlıyor. Bazı yaşlılarda öyledir mesela. Canlılık kokmaz o. Ölmeye başlarsın. Farkında değilsin. <laughs> ve hep anda değilsin. Geçmişte yaşıyorsun. Yaşarsın o zaman. Fakat insanları korkutuyorlar. işte anneye kızılmaz. Babaya öfkeli öfkelenmez. Tanrı'ya sitem edilmez. Tanrı'ya kızılmaz falan. Şimdi ben pandülümde falan bakıyorum. insanların bilinçaltına. Neredeyse %80'i Tanrı'ya kızıyor ve hiç güvenmiyor biliyor musun? Hiç güven. Ya çıkıp diyeceksin ki kardeşim ben Tanrı'ya güvenmiyorum ya. Ne yaptığını bilmiyor bu biliyor mu falan. Abuk bu işler. Yok. Bak burada işte şey Filistinler zavallı değil mi? Öldürüyor, öldürüyor. Onlara müdahale etmiyor. Ben çocukken dayak yiyordum evde. Gelip beni kurtarmadı. Atıyorum abim, ablam trafik kazası geçirdi. Değil mi? Niye buna izin veriyor? Haklı olarak çocukken çocuk zihni bunu sorar. İnsan, insan. Yani derken yani bu neden oluyor? O zaman zihnimiz küçücük çünkü. Çok geniş düşünemeyiz. Yani diyelim ki sen soruşturdun. Annem baba dedi ki, i̇şte olur mu öyle? Aman çarpılır. biz şükredeceğiz, razı geleceğiz falan filan. Biz teslim olacağız. Allah kızılmaz çarpar, cehenneme sokar falan. O kendini duygun ne bastırdı. Baş kendini her gün kahve böyle eskiden değirmenler vardı. Dönerdi kahve ezerdi ya ya da şeyi buğdayı ya da mısır böyle döner şey yapar diye Onu, onunu çıkar. Sen o du duygu, duyguyla onu ifade etmeme arasında sen seni kendi kendini sen değirmendeki şey gibi ee, kahve gibi kendini izliyoruz. Kahve iç içiyoruz. Mısırın unundan ekmek yapıyoruz ama baskı ne yapıyor? E, öldürüyor seni. Öldürüyor. Evet. sormak istiyorum. Az önce o hanımefendi, oğlunu kaybeden hanımefendi ve hikayesini biraz bizimle paylaştınız. Aslında o bir aslında Kendini yaşama geri döndürmek isteğiyle size e, ulaşmamış mı? Yani aslında o istek bilinç altında yok muydu da değil mi? Tabii onun için gelmiş ama... Şimdi hep doktora gidersin, şu kıyımı çıkar dersin, doktor da elini uzatıp ha, tevessül evet, evet. an çığlığı basarsın. Bu iş, onun için kızımı örnek verdim. Yani çocuk orada bilmez ki bunun çıkartılması lazım lazımdı, şuydu buydu, onu bilmez. o çığlığı basar. İçimizdeki o çocuk tarafta bu yarayla ilgilenmek gerektiğini, bu duygunun deşarj edilmesi gerektiğini sen ona söylesen de o anlamaz. O zaman insanların hiç ameliyat falan olmaması lazım. Ameliyat evet. olmak zorundasın, yatacaksın oraya. İşte neyse o operasyon yapılacak yoksa ne diyor kalbin duracak ya da işte kangren olacaksın ya da şöyle olacak böyle oldu diyor değil mi? İşte bu da bir tür ameliyat. Şimdi bakın çok ünlü, çok zengin, çok tanınmış e, insanlar var. Yani Türkiye'de var. Dünyada da var. Atıyorum dünyadan şey düşünebiliriz e, davaları çok uzun sürmüştü ya e, Evet. E, e, Johnny Depp e, John Depp evet. Onun çocukluğunu anlatıyor. Diyor ki tabii şimdi bir Amerika'da yaşayan bir insan olmanın bir, bir de şeyi var. Yani çok çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bizim annem benim öyle bir insandı ki diyor. <laughs> bana bakar diyor ben kaçacak yer aradım. Çünkü dövecek mi sevecek mi belli değil. Mutlaka girip diyor bana sataşıp bir şey yapardı yani. Döverdi beni. Şimdi öyle yetişen bir insan Johnny Depp ol. Amerikan evet. başkanı ol. Hiçbir şey değişmez. O senin ünün, paran, şöhretin, zenginliğin falan bir işe yaramaz. O senin travman ve yara senin hayat kalitenin mutlu olmanı engeller. Ne yapacaksın? Nasıl şu sivilceni işte yok buraya botoks yapayım, bunu böyle yapayım falan diye uğraşıyorsun. ya, yani üstünü başını düzeltiyorsun. Evine güzel eşyalar alıyorsun falan. Travmanla ilgileneceksin. Yaranla ilgilenip ona bakacaksın. Sadece vitrini düzeltmeyeceksin. Vitrinle çok ilgileniyor insanlar. Vitrine çok bakıyorlar. Vitrine harcadığın zamanın yüzde ellisi içine harca be kardeşim be ya. Trakyalı gibi konuştun ama. Evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hocam aynı nokta. Tam benim önümdeki soruya e hemen böyle geçiş yapmak istiyorum. İzninizle. Evet. Aynı şey, siz söylüyorsunuz bir kişinin bilinçaltıyla, kendi bilinçaltıyla ilgilenmesi yapabileceği en 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 acil ve en büyük evet. işiyorsunuz. Şey, evet. Kesinlikle. bir bilinç çok karmaşık yani kendinizi düşündüğümüz zaman çok karmaşık ve bilinmez bir yer olarak görünüyor kendimiz baktığımızda bir uzman olarak değil de. Dolayısıyla bu konuda hep bir uzman istiyoruz, bir rehber bulalım, o bizim bilinçaltımızla altımızla ilgilensin, bizi yönlendirsin, ışık olsun, öne yap olsun gibi. Evet, evet. Doğru nasıl bulacağız? O hanımefendi sizi bulmuş. Evet, e, siz onun için ee, bir Evet. Nasıl bulacağız? Ya şimdi bilinçaltı çalışmaları konusunda farklı farklı yöntemler, görüşler evet. vesaire var tabii ki. O. Ama Genel olarak bir şey yapabiliriz toparlama yapabiliriz yani bir tanesi yaşadığınız bir acıyı yaşadığınız zamanki o andaki bastırılmış duyguyu o ana giderek atlatma diyebileceğimiz onu ortaya çıkarma diyebileceğimiz bir yöntem var. Yani buna e, bir çeşitli isimler takıyor insanlar, yabancı kelimeler buluyorlar, Türkçe kelimeler, regresyon deniyor, ekibinezi diyor, derin düşünme, derin anı süreci deniyor, şamanik e, hatırlama deniyor falan filan ama esası kişinin geçmişe doğru gidip o anı, o andaki bastırmış olduğu duyguyu ortaya çıkarması. Ama biz bu hanımefendi bunlardan hiçbirini yapmadığımız halde şey yaptı, o patlamayı yaşadı. Ben onu ne yapardım? Sorudan sorarak, sorudan sorarak ona onu ortaya çıkardım. Çeşitli yöntemler kullanıyordum. Yani her zaman e, şeylerde de öyledir. Ustalarda da ben hep ustalara örnek veririm. Şimdi atıyorum ben bir araba maruzlandığı zaman kaputu açtığımda bakarım. Öyle trene bakar gibi bakar. Hiç anlamam. Usta bakınca oradaki hemen eğer kötü niyetli değilse abi bunu motoru indirmek lazım diyen de var. Adam evet. seni soymak istiyorsa. Ama iyi niyetliyse bakar der ki e, bunun sorunu şu. işte bir parça alacağız ya da işte şunu değiştireceğiz. E, falan diyelim. Ben yani hemen anlar. Çünkü adam yıllarını o işe ver. Hayatını o işe verdir. Ama aynı zamanda neyi bulman lazım? Bir, işini sevecek. iki insanı sevecek. Üç, müşterisini yani danışanını bir para kaynağı olarak gör, insan olarak bir mal gibi görmüşse olmaz. Yani iyi niyetli olacak. Evet. Bunu nasıl ayırt edeceksin? Ayırt ederken karşımıza ne gibi zorluklar çıkar? Eğer sen çocukken, küçükken anne babanın kötü niyetini fark etmemekte zarar etmişsen, onların kötü insanlar olduğunu fark ettiğin halde bunu kendine bile itiraf etmiyorsan, o zaman kötü niyetli birini fark edip algılamayacaksın ama kabiliyetin yoktu o zaman sen çok kolay kazıklanır anne babaların evrensel olarak iyi insanlar olduğuna dair bir yalan var dünyada birçok yalan var bir tanesi budur işte anne babalar iyidir hepsi iyidir çünkü nedir anne ya bu anne babalık meslek değil ki haklılığını yani. ödeyemez kutsal bir şey değil. İşte yok hakkını ödemez, cennet ayakları altındadır da şudur da budur da gibi şeyler söyleniyor. Burada en çok korunması gereken çocuktur. Anne baba değil, kutsal olan çocuktur. Anne babanın elindeki çocuk kutsaldır, korunmasızdır ve onu ne yapıyorlar? Manipüle ediyorlar, yönlendiriyorlar, kullanıyorlar, suistimal ediyor anneler. Ama bunu yaparken onu çok sevdiğini söylüyor. İşte gitti, geçmiş oldu. Ne oluyor? Suistimal edilmekle sevilmeyi eşleştiriyor zekil aşağılanmakla sevgiyi eşleştiriyor. Aşağılandığı zaman sevildiğini zannediyor. İtilip kakıldığı zaman çok mutlu oluyor. Çünkü öyle alış. Bir yandan da diyor ki ben ne yapıyorum? İtilip kakılıyorum hala bu kişiye. Düşkünüm, tutkunum diyor. Kafa karışık çünkü onu aydınlatılması lazım. Ben burada anne babanın gerçeğini gösterme işlemi yapıyorum. Kendimce bazı yöntemler var. Hakikatini, gerçeği gösterme. Kötülük ve iyilik, iyiliğin kavramları hakkında çalışıyorum mesela. Kötülük ve iyilik nedir? Onlar üzerine çalışıyorum. Bunu fark etmediğin zaman o kişi evleniyor. Kendisini suistimal edecek bir koca ya da bir kadın buluyor. Ve bu döngü devam ediyor kırılana kadar, onu fark edip ayılana kadar. O yüzden anne babanın otomatik olarak, sanki otomatik olarak kendiliğinden kutsal ve iyiliği, çocuklarının iyiliğini isteyen kişiler olduğunu varsaymak çok büyük bir yalan, çok büyük bir tuzak. Öyle bir şey yok. Davranışlarından anlayacaksın. Yani davranışlarıyla bunu kanıtlıyorsa elini öperim, başıma koyarım. Ama davranışları kendi etiketlerinin çok dışında bir şeyse yani öyle babalar var ki kız çocuklarına tecavüz ediyor. Ne diyeceğiz? Öyle anneler var ki çocuklarını köle gibi çalıştırıyor. Ne diyeceğiz? Kutsal demeyelim. Böyle bir sürü yalan var. Çok büyük yalanlar var. Mesela bir diğer büyük yalan insanın zayıf, aciz, korkak, günahkar bir varlık olduğu yalanı. Böyle i̇nsan öyle bir varlık değil. İnsan harika bir varlık. İnsan derken mesela çocuktan bahsederiz. Her e, anne babanın eline bir pırlanta teslim edilir. O anne babaların çoğu onu itinayla kömüre çevirirler. Sonra dönüp komşularına benim çocuğum çölümden. Çok yaram. Çok yaram. Çok aptal. Hiçbir işe yaramaz falan der. Ne yaptın? E sen o yani ben olsam mesela ben olsam bir anne baba mahkemesi kurarım ve çocuk eğer anne babasından şikayet ediyorsa ki öyle bazı şey kuzey ülkelerinde var öyle biliyorum Hollanda'da falan işte bana hakaret ediyor beni aşağılıyor beni dövüyor falan gibi anne babayı şeye, eğitime gerekirse cezalandırmaya giderim. Çünkü o çocuk büyüyünce o yarayla topluma büyük hasarlar verir. Sadece kendini değil, topluma büyük hasarlar verir. O zaman herkes ne yapar? Herkes kendini hizaya getirir. E bizim toplumda şey oluyor. Baba şey adam dövüyor karısını. Karakola gidiyorlar. Kadın karakola gidiyor beni dövdü diye. Polisler eve gönderiyorlar. O senin kocandır falan diye. Olmayacak. Ama artık yavaş yavaş o değişiyor artık insanların burasına geldi çünkü. Bu kadın e, cinayetleri aş şey dövmeleri vesaire vesaire. Ama işin bir de öbür tarafı var. E, kadınların birçoğu da erkekleri aşağılıyor. Aşağılıyor, eleştiriyor, or görüyor, kullanıyor. Onun parasını, zamanını, her şeyini ve karşılığında hiçbir şey vermiyor. Adam sinirlenince aa bak sinirlendi oluyor. Hiçbir şey tek taraflı değil ki. Çok taraflı yani. Olayı çok boyutuyla bakmak lazım. Ondan sonra bu işte ikinci şey insanın şey olduğu bir tür köle, bir tür eşya olduğu yalanı. İnsan kutsal bir varlık. Kutsallığı şeyden geliyor. Karnısallığından geliyor. İnsan tanrısal bir varlık. Tanrının e, şey olmuş halidir, birey ol, bireyselleşmiş halidir insan Tanrının bireyselleşmiş halidir. Mesela bir çocuğa baştan beri öyle davranın, görün bakın sonuçta ne olur o çocuk. Acayip muhteşem bir şey olur. Fakat bir yandan da kötü muamele gördükleri, sokağa atıldıkları halde kendilerini geliştirerek harika insan olan insanlar haline gelen kişiler de var. Nasıl başarıyor bunlar? Çünkü kalpleri temiz ve kafaları çalışıyor. Asimliler ve çalışkan. Kötü insanların en büyük özelliği nedir diye bana sorun. Tek bir kelime söylerim. Tembel oluşları. Kötü insanlar tembeldi Ellerini hiç geliştirmezler Onun için aman boş ver ne yapayım. Bu sefer çalışkanları sövürürler Çalışıp üretenleri sömürürler. Kötüler, tembel ve sömürücü, kullanıcı, manipülatiftirler. Narsist diyebilir miyim pek çok? E işte, narsist o. E, kötü insanların sadece özelliklerinden sadece bir tanesi. Bu arada bu narsist çok moda oldu. Herkes narsistlerden bahsediyor. Bir kişi bahsediyor, herkes narsistten evet. bahsediyor. Moda, hocam. gelişim, moda konular var ya. Yani. Şimdi bu sefer, Herkes karşısında işaret ediyor. diyor ki benim kocam, benim karım narsist. E sen nesin? Bu kadar narsist varsa şey ortalıkta bu narsistlerden bahseden kim ne peki? Herkes bir başkasını işaret ediyor. Sayın Gözde, evet. sizin de söylediğiniz gibi genelde hep suçu başkalarına atıyoruz bu noktada. Bir de şöyle bir şey evet, var. Işte. Hayatımızın akışında özellikle de yaratım noktasında mesela suçu atalarımıza atmak bir şey oluyor. Bir ders neyler üzerine. Doğru. Atalarımdan arınmak Şimdi, gerekiyor atalar. Bu nasıl bir kesinlikle şey? Yapacağız? Atalar suçu attığınız atalarla sizin aranızda mutlaka bir benzeşme olduğu için Atanın evet. o duygusu, o e, şeyi, negatif davranışı, hatası sizinki frekansınız da aynı olduğu için onu siz alıyorsunuz. Eşleşme oluyor yani. Bir çekim oluşuyor. Boşu boşuna oluşmuyor. Ayrıca bunu kendinize dışarıdan bakarak yönetebilirsiniz. Onu değiştirebilirsiniz yani. Onu otomatik olarak taşımak zorunda değilsiniz. Şimdi ben konuşurken diyelim ki böyle üstünde bir şey oluştu. Şöyle ne yapıyorum? Bakın şu hareketi yapıyorum değil mi? Temizliyorum. Yani oraya bir çamur, bir toz Geldiği zaman aa bu benim işte atamdan geldi bunu taşımak zorundayım diyor muyuz? Yani ortamdan geldi. E burada bir toz var onu şöyle yaparsın gider. Çünkü o tip şeylerde kişiler kendilerine bakmadan bu sefer ataları suçluyor. Oradan geldi. Hatta bazı kişilerde şu var. Ben diyorum ki bu sizin bilinçaltınızla alakalı diyorum. Bilinçaltını kendinin dışında apayrı bir şey zannediyor. Evet. Ayrı bir kişiymiş gibi. Ayrı bir kişi zannediyor. O ayrı bir kişi Tabii. değil diyorum. Evet. Aynen. Ayrı bir kişi değil o. Senin kendine ait olan bilinçaltın. Yani maksat ne biliyor musunuz? Kendi, pardon şöyle yer değiştireceğim. Elbet bir yok. sorun yok. Tabii ki. Tamam. E, maksat maksat kişinin kendi sorumluluğundan e, kurtulması. Hayatının sorumluluğunu e, almaktan e, şey yapması, imtina etmesi diyelim. Hmm. Yani bu benimle alakalı değil. Hayatımda şunlar bunlar var ama bu benimle alakalı değil. Ya atalarından geliyor ya bilinçaltından var ya öyle içgüdüsel bir şey var ya şeytana uyudun e şeytanın yüzünden oluyor bu şeytan dürttü var ya şeytan yaptırdı öyle öyle bir şey mutlaka dönüp dolaşıyor suçu, sorumluluğu başkasına atıyor. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Öyle bir şey yok. Biz sorumluyuz. Ve sorumluluğunu kabul ettiğin zaman öyle büyük ödüller sana geliyor ki bu şu demek araba kullanıyorsun. Direksiyon önünde diyorsun ki arabayı ben sürmüyorum. Direksiyonda bana ait değil diyorsun. Elini bırakıyoruz. E, ne yaparsın? Bir yere bindiririz. Yoldan çıkarız. Direksiyonu tuttuğun zaman istediğin yere rahatlıkla gidiyorsun işte. E niye peki onu kullanmıyoruz? Bu da ayrı bir handikap. O bir farkındalıkla alakalı farkında olmayışla alakalı, düşünceler ve duygularla yaşadığın olaylar arasında bir bağlantı kuramamakla alakalı. Bu benle ilgili değil ana ait değil. Farkında değil. O zaman farkında... tekrarları yaşıyor belki. E, Sürekli. Aynı. İnsan olmakla alakalı bir şeydir. İnsan eşit, farkında olan bir varlık. Farkında olduğun için de sorumlusun. Ama farkında olabilen bir varlıktır. Farkında olsan da olmasan da sorumluluk sana ait. Böyle suç çeteleri vardır. Yakalanırlar. İçeride hepsi birbirini suçlar. O beni kandırdı. O yönetti. Emri bu verdi falan demeye başlar. da bunu yaparlar. Yani ilk elmayı ye yedikleri zaman cennetten kovuldukları <laughs> Adem de havayı satıyor ama diyor ki o, o verdi bana elmayı değil mi? İnsan yani bu insan böyle bir varlık. Ben yemeyebilirdim ama yedim. Bu bizim ortak sorumluluğumuz diyebilirdi değil mi? İnsanın seviyesi bu. Yani bunu yargılamak için söylemiyorum. Bunu, bu realiteyi kabul etmek çok önemli. Hep sevginin öğreninden söz ediyorsunuz. İnsanın evet, kendini neler getirir? Sevmiyor muyuz acaba? Burada sanki bir ufak bir sıkıntı var. Yani bir acabasız kendimizi sevmiyoruz. Bizi sevme, Kendimizi sevmenin iyi bir şey olmadığı bize hem öğretiliyor, tembih ediliyor. Bir de sürekli eleştirilip, yargılanarak, yönlendirilip, adam yerine konmayarak ya da küçük kimsenerek büyütüldüğümüzde işte, kendimizi nasıl seveceğiz ki o zaman nasıl sevebilir değer görmediğin zaman yani sevgiyle değer arasında bir ilişki var. Değerli olmakla alakası var bunun. Değerli olmadığın zaman diyorsun ki ben sevilecek biri değilim. Yani bu şuna benziyor. İki tane araba koysam ben yan yana bir tane Ferrari, onun yanında yanında Anadolu var. E sen hangisini <gülüyor> seçersin? Ferrari'yi. <laughs> e o zaman sevilmekle değerli olmak arasında ve tercih edilmek arasında bir ilişki var. Kimi tercih edersin? Değerli olanı. E sen şimdi değer görmeyince diyelim ki erkek olarak doğdun garibin evde kızlar çok üstün tutsun. Oluyor, erkeklere paspas muamelesi yapıyor ya da tersi. Kız olarak doğdu. Evde erkekler kral yerine geçiyor. Kızlara hiç bir şey yok. Onlar dış kapının mandalı. Nasıl kendini seveceğim? Biraz kendini seven, neşeli olan insanlara da böyle kibirli insan muamelesi yapıyorlar. Evet. Burnu falan diye. Yani birçok kavram yanlış anlaşılıyor. Kendini sevmek yanlış. Seksten zevk almak yanlış. Başarıyı çok istemek. Aa! Vurma bir şey o. Zenginliği istemek. Hayattan zevk almak. Ya benim en yakınım. Yani o kadar yakınım ki... Şimdi çok kopya vermeyeyim. Bana şöyle bir suçlamada bulundu. Sen de şey haya, hayatı güzellikle çok güzel, konforlu ve iyi yaşamaları gerektiğini söylüyorsun insanlara dedi. Ben böyle yap. Nasıl ya? Ne, ne yapayım? Ve en çok beni anladığını zannettiğim kişi bu. Ya. Enteresan değil mi? Evet. <laughs> yani, Sevgiler ben diyorum ki, saygılar. <laughs> ben diyorum ki bak hayatı keyifle yaşa ama keyif ver. Hayatı konforla yaşa ama insanlara kontrol sağlamak için çalış. Hayatı varlıklı yaşa ama insan varlığını paylaş. Hayatını cinselliğini yaşayarak ondan keyif alarak yaşa ama cinsellik yaşarken başkalarına da haz ver diyorum. Bu ruhsallık o değil evet. Ruhsallık değil diyor. Ruhsallık bu işte. Sen ruhsallığı nasıl anladın yani ne yapayım dağa mı çıkayım ben? Yani insanları dağa çıkın üstünüze böyle pis bir elbise giyin. Ya bir tane Hindistan'da bir, bir adam var yolda yürüyor arkadaşlar. Yolda yürüyor üstü başı pislik içinde ayakkabıları böyle iğrenç çorap giymiş simsiyah tükürüyor. Tükürüğünü yere atıyor. Arkasından gelen Hintliler onu tükürüğünü alıp yiyorlar arkadaşlar. Bak çok ruhsal biri değil mi? Pis adamın teki. Onu ne muamelesi yapıyorlar? Bilmiyorum. Guru muamelesi yapıyorlar. işte ruhsallık buysa ben almayayım abi o zaman. Ben almayayım. Ruhsallık e, şeydir. Dünyayı çok keyifle yaşamak ama onu şey haline getirmemek. net Nasıl söyleyeyim? Vazgeçilmez. Dünyanın en önemli şeyi getirmemek onu sadece kullanmak yani ayakkabı giydin için ayakkabıya tapıyor mu yani? Ayakkabı giyiyorsun sonra çıkartıp kenara koyuyorsun. Ama ayakkabısı sokakta yürürsen olur mu çorapla? Ayakkabı diye bir şey icat edilmiş. Adam çorapla sokakta yürüdüğü için ona tanrısal insan muamelesi yapıyorlar. Bak o kadar çarpıtmışlar olayı. O kadar kafaları dönmüş. Çığ çıplak dolaşan bir adam var. Altına bir bez bağlamış. Başka hiçbir şey yok. İki büklü. Ona tanrı muamelesi yapıyorlar. Yani insan zihni o kadar çok sapıtmaya eğilim ki. Amerika'ya gidiyorsun. Dünya en zengin insanı diyelim ki borsadan manipülasyonlarla şunlarla bunlarla çok para kazanmış. O çok başarılı. Aa, ona da yarı tanrı muamelesi yapıyorlar. Laz demiş ya ha bunun ortası yok mu dur demiş yani. <laughs> bunun ortası yok abi. <laughs> Ortaya nasıl olacak? Ortaya nasıl yani Sen e, çocuğuna bir bahçe yapsan, bir ev yapsan o evde e, o çocuğun bir, bir odada böyle bir şey yapmadan böyle oturup sürekli meditasyon yapması için mi o evi yaparsın ona? Düşünsene çocuk bir koltuğa oturmuş bütün gün meditasyon yapıyor. Evi ben onu kullanmıyor yani. <laughs> Kafayı yemiş olması lazım ya da böyle altın kap altın kaplamalı yapıyor yapıyor her şeyi falan arkadaşlarını çağırıyor eğleniyor eğleniyor şeylerini altınlarını gösteriyor kıyafetlerini gösteriyor. ama o da, o da çatlak işte yani. O da normaldi. Kabuğun ortası yok mudur? E vardır. Yani <laughs> evet Diyormuşum, program çok keyif alıyoruz evet. diyoruz izleyenlerimiz izleyicilerimiz de çok keyif alıyorlardır evet sen ne ee, evet. diyorsunuz ya biraz yaratıma dönmek istiyorum gerçek sevginin olmadığı yerde pozitif bir yaratım olmaz diyorsunuz aynı konuşacak olursak hem sevginin katkısı aslında biraz bahsetmiştik ama aynı zamanda hayatımızda tezahür eden her şeyi ama her şeyi bizler mi hayal ettik Kesinlikle. hayal biz, mi biz biz hayal ettik hakkında konuştuk Korktuk, diledik ya da varsaydık ya da korktuk. Bunların hepsi düşüncedir. Yani biz düşünmediğimiz hiçbir şeyi yaşamayız, hiçbir şeyi yaşamayız. Ama mesela bunu kabul etmekte de çok zorlanırlar neredeyse bunu anlattığım kişiler benimle boğuşurlar yani. Boğuşurlar, didişirler bende ki bunlar benim eğitimime gelen kişiler. Bir tane örnek vereyim. Bir e, anlatıyorum ben böyle işte düşünceler o gerçek olur, siz yaparsınız, siz edersiniz. Bir tanesi dedi ki peki hocam dedi, ben dedi, yıllardır dedi, hasta kocama bak. Burada ben mi seçtim dedi. Dedim ki hani derler ya sen kaşındın diye. Vardır ya sen kaşın. Sorgu sual derken şu çıktı. Yani annesi anneannesine bakıyor. Kendisi de o zaman çocuk. Bütün evet. e, hayatını bu şey, bu kalıp oluşturuyor. ya yani Bir anneanne var, bir anne var. Sürekli anneanne, hasta anne onunla ilgileniyor. Ve buraya kadar bir sorun yok. Bir zaman annesi arkadaşlarıyla oturmaya gitse... Arkadaşları sü sürekli şunu söylüyorlar. Ay Emine Hanım var ya sen, sen cennetliksin Emine Vallahi sen var ya sen. O küçücük kafasıyla diyor ki ha cennet iyi bir yer. Toplumu onaylıyor. Ben de o zaman bir hasta bulayım. Ona bakayım. Aa, ve bunu ona ben buldurduğumda, hani Sokrat yöntemiyle <laughs> neredeyse buldurdum. Ona bunu buldurduğumda şöyle bir ses yükseldi. Aa yaptı. İşte benim duymak istediğim ses bu. Bu farkındalığın sesi. Ne alakası vardan Aya geçti ya işte bu. Demek ki o seçiyor. Orada belirleyici olan şey ne? Toplumun onayı. Toplum onu kınasaydı. Deseydi ki aa Emine Hanım sen de artık yani kendini şu kadına adadın annene. İyi güzel de e, senin hayatın ne olacak? Kendine hiç bakmıyorsun. Üstün başın perişan. Kocanla ilgilenmiyorsun. Biraz da biraz da kendine bak. Sonra çocuğunla ilgilen falan de deyip şey yapsalar. Çocuk oradan ne sonuç çıkaracaktı? Diyecekti ki ha demek ki hasta bakmak zorunda değilim. Onay almak, kendimle ilgilenmek zorundayım. Yani toplum neyi alkışlıyorsa biz de onu yapmanın iyi bir şey olduğunu. Yani bazı mahalleler vardır. Hacı Hüseyin'di, şuydu buydu, hala var mı bilmiyorum. Orada mesela diyelim ki sen yan kesiciliği öğrendin. Gittin bütün gün dolaştın, ettin falan. Onu tokatladın, bundan şey çaldın. Mahalleye geliyorsun, diyorlar ki vay süper işte bugün bugün 10 bin lira tokatlamış birileri. Ne falan diyorlar sana. Sen diyorsun ki tamam abi o zaman bu işi iyi. Bak çünkü ben toplumdan ne alıyorum? onay alıyor Ona bakmaz bu ahlaki mi değil mi falan bakmaz. Bu bana faydalı mı değil mi bakmaz. Burada insanın ilkel yanı şey yapar buradan sonuç çıkartır. İlkel yan sürünün kendisini onaylamasıyla ilgilenir. Sürü alkışlıyor mu alkışlamıyor mu ona bakar ya. Evet. Buradan imajinasyon ya da işte yaratım süreci dediğimiz süreçte en fazla etkiyi düşünce mi yaratır ya da hayal dökmek hayal şey hayal hayal, Hı, hayal zaman resim yani ve be duygu resimle duygu bir araya geldiği zaman bir de en en e, nihayetindeki finaldeki hedefini değilmiş gibi kendini hissettiğinde o senin olacaktır. Bir de somut ölçülebilir hedeflerin olması lazım. Somut ölçülebilir şu demek. Zengin ol, olmak istiyorum değil. İşte ayda şu kadar kazanmayı seçiyorum. Yazacaksın miktarı. Mutlu olmak istiyorum. Ne? Yani senin için mutluluk ne? Onu belirlemen lazım. İnsanlar böyle bir belirleme yapmıyor. Sadece konuşuyor. Mutlu olmak istiyorum. İşte i̇yi bir adam çık karşıma. Evren diyor ki tanımlar mısın? İyi adam nedir? Ya ben bazen çalışıyordum. Defteri alıyordum. Sen nasıl? Nasıl bir insanın hayatına girmesini istiyorsun diye iki maddeden fazla madde çıkarkamıyor da insan. Bu bir çalışma, hayal çalışması, kurgu. Mesela birisini işe alacaksın, işi garson alacaksın. İyi bir garson deyince olur mu? Özelliklerini sıralaman lazım. İşte yabancı dil bilecek, boyu şu kadar olacak, ne bilin şu kadar bir tecrübesi olacak falan filan demen lazım değil mi? İyi bir garson falan dersen öylesine bir adam gelir. tanımlama çok önemli. Arayın bulacaksınız, isteyin, verilecektir, kapıyı çalın, açılacaktır senin. Evet işte vaktiyle insan. Tabii tabii. İşte biz saksıyı çalıştırmakta zorlanıyoruz. Bir de, bir de böyle bunun güldür güldür şovda esprisi de yapılmıştı. Aa oturuyor, öyle bir tablo çıkartıyor ki, ilginç olacak, yakışıklı olacak, anlayışlı olacak, cesur olacak, gentleman olacak, onunla ilgilenecek falan filan. E sen, sen nasılsın? Bu istediğin kriterlere uygun bir şeyin var mı senin? Yok, onu düşünmüyorum. <laughs> var ya bu evlendirme programları vardı. Diyor ki, benim kriterim çok yüksek diyor. Senin neyin var? Şöyle bakayım. <laughs> Sen, sen desin <laughs> yani. Sayın <laughs> seni çok keyif alıyorum şu anda. Ee, sağ ol. Bir gerçek e, tekamülden de söz etmek istiyorum. Nasıl meydana geliyor? Gerçek tekamül illa acı veya kötü tecrübelerin ardından mı e, yaşanır? Ha, şöyle acı ve e, tecrübeyle oluşan bir şeydir. Hı. Kendini sürekli esnetmen lazım. Ben onu şeye benzetiyorum. Ben şimdi diyelim ki vücudum hantallaştı. Hakikaten <laughs> bu aralar öyle. Spor yapmak. Salona gittiğin zaman, geçen işte Bodrum'a gittin. Salondaki hoca dedi ki, birim ağrıyor dedim. Bak dedi hocam benim şimdi buraya dedi şöyle yatıyorsun dedi. Şöyle eğilip 13 kere şu hareketi yapmalar. Yani şöyle kafana öne doğru eğil. 13 çarpı 3 yapacaktı. Bana kalsa ben 5 tane yaparım bırakırım. Ne yapıyor? Seni zorluyor ona. 13 çarpı 3 yapınca belin ağrıyor. Ertesi gün her tarafım benim dökülür gibi oldu. Birkaç da böyle ağırlık kaldırdım. Bir de yürüdüm falan. Dayak yemiş gibi oldu. Bu sadece spor yaparken ama ilk zamanlarda istediğin bir şey. Daha sonra kuş gibi oluyor. Evet. Şimdi ıstırapkı meselesine gelince de insan tekamül ederken çok deneyim yaşar. Deneyim yaşadığın zaman üzülürsün, kırılırsın, gücelsin, kalkarsın, acı çekersin, ayrılırsın. ...birisi seni aldatır, yarı yolda bırakır... ...bunların hepsi insanlığa dair bir şeydir... ...ve hepsinden bir şey öğrenirsen... ...işte o çektiğin sıkıntılar... ...spor yaparkenki şeylere benzer... ...ilk haftalardaki acılar. ...ama sen diyelim ki hayatında 30-40 yıl... ...yoğun bir tecrübeyle geçirdin... ...düştün kalktın, kırıldın, döküldün falan... ...50-60 yaşında sen olursun bir usta... ...usta olman için işte o dönemlerden geçmen lazım... ...bir de bir sıradan asker var... ...bir de komando var... Bir de ...komandonun aldığı eğitimi sıradan askere veriyorlar. Sıradan asker yani, lapa gibi koşuyor. iki tane köpek atıyor falan bitti. Komando öyle değil. Komandonun anasını ağlatıyorlar ama e, savaşa gittiği zaman adam şey gibi oluyor yani. canavar oluyor. Ne sayesinde? O çektiğin sıkıntılar sayesinde. Sıkıntıyı mutluluğun bir şeyi gibi, ön koşulu gibi bilirsen o tip sıkıntıya, o tip seni geliştiren sıkıntılar vardır. Yani yine spordan örnek vereyim. Ben spor yaparken çektiğim sıkıntıdan sonra sağlıklı oluyorum ya. Spor yapmadan, yapmadan yani yapmazken ki rahatlığımın sonucu da hastalık oluyor. Yani aşırı rahatlık beden olarak kendini bırakmak, gevşemek bir süre sonra bel fıtığına şuna buna sebep oluyor ya spor yapmadık ama o kalıcı. Spor yaparken ilk başladığın bir haftada zorluk çekiyorsun ondan sonra hiçbir zorluk yok ve kalıcı olarak çok iyi oluyorsun. Burada da öyle. Hayatı hiç korkmadan acısıyla, sevinciyle yaşayıp deneyimlediğin zaman 40-50 yaşında usta oluyorsun. Kalbin güçleniyor artık. Hiçbir şey seni yıkamıyor. Hiçbir şey yıkamıyor seni. Güçlü bir birey oluyorsun. Aynı kaslı güçlü sporcu gibi kalbi kalbi güçlü bir insan oluyorsun. Aklı gelişmiş bir insan ol. İşte tekamül bu. Evet. YouTube var ya yurtatları var ya cezan oku kitapları yut hapları diyor. Yani acılara karşı hap sürekli yutmak. E, sevgilimden ayrıldım. E, bir antidepresan. Bilmem ne oldu. E, amcam öldü. Babam öldü. Bir antidepresan. Yut hapları. Ne yapıyorsun? Kendini duyarsızlaştırdı. E, spor yaparım. Oram ağrı. Yoram ağrı. Terledim. Yoruldum. Ne yapayım? Oturayım. Olursun bir pelte. Başlar bu sefer kalıcı ağrılar. Belin ağrı. Boynun ağrı. Hantallaşırsın. Ayağa kalkamazsın. Benim bir arkadaşım vardı devasa 2 metre boyunda bir adam evde oturuyor arabasına biniyor iş yerine gidiyor orada da oturuyor sonra iş yerinden arabasına biniyor eve gidiyor orada oturuyor. Bir gün tak diye ayağı kırıldı adam. Spor hiç yapmıyor ki. E ne oldu? Spor şart. Şimdi her bedenin bedenin kendi bir ihtiyacı var spor. Zihnin kendi ihtiyacı var. Düşünmek, öğrenmek. Ruhun kendi ihtiyacı var. Sevgi. Bunları karşılaman lazım. Bunun karşılanmadığı ortamlarda da ısrarla bunun, bunu karşılanması için de böyle inat ediyoruz bazen ve o ortamları terk etmiyoruz. Ha. Bu nasıl bir şey? kesinlikle. Sayın kesinlikle. Tembellik, tembellik. Aa. Ruhsal teka. Tekamülün tembellikle tekamül etmeyişin ya da edişin. Az evet. seçilen yol diye bir kitap vardı Scott Fake. Evet. Çok güzel bir kitaptır o. Dönüp dolaşıp olayı tembelliğe bağlar ki ben de aynen katılıyorum. Tembellik illa da böyle fiziken çok çalışmak 9-6 falan değildir. Ruhsal olarak Tembel, tembel olmaktır. Yani yine geri bildirim almamak, geri bildirim almadan yaşamak, eleştiri almamak, kendini değiştirmek için bir çabada bulunmak. Asıl tembeller odur. Demiştim ya, kötüler <laughs> tembeldir diye. <laughs> Aynen öyle. Yani hiçbir bağlantısı var mı peki? Yani aynı şey mi? kendini konforlu oluyor Kon, Ben konfor alanı sözünü hiç kullanmam. Tapıyorum şeydeki e, demin söylemiştin ya. Aa, evet. Nahsi nahsi. gibi kullanmam. Benim öyle bir şey tarafım vardır. İnat ve gıcık bir tarafım vardır. Herkesin kullandığı kelimeleri kullanmam. Herkesin yolundan gitme. <laughs> konfor alanı. Konfor alanını kullanmak çok konforlu bir hale geliyor çünkü. O, o cümleyi kullanmak. Narsist hakkında sürekli konuşmak konforlu hale geliyor. Ben konfor alanından çıkmayı tercih ederim. Soruştururum. Burada konfor alanı derken ne demek istiyor? Düşünürüm. Ona yeni bir kelimeyle, yeni bir kavramla onu yeniden çerçevelerim. Bu benim hoşuma gider. Ne tek kuantum düşünce tekniği şeyini, başlığını kendim oluşturdum ben. Sadece başlık olarak değil, içerik olarak da kendim oluşturdum. Hayatımda bir şey için pek çoğumuz böyle bir derin bir telaş içindeyiz. Olsun hemen olsun, kolay yoldan olsun ve hiçbir şey e, neredeyse hiçbir şey feda etmek istemiyoruz. Her müdahale e, evet. için feda etmek gerekir mi yoksa e, bazı şeyler kolay yoldan da ya, olmasın? Yani şimdi feda derken değil, ticaret gibi bir şey düşünelim. Onu ne veriyorsun karşılığında ne alıyorsun ona bakmak evet. lazım. Çok akıllı insan ne vereceğini ve karşılığında ne alacağını tartart o zaman alacağı şey verecek vereceğinden daha değerli olduğu için onu verir. Bu bir zeka e, sorunudur aslında. Dolayısıyla kendini geliştirmek için yine spordan başladık. Oradan örnek vereyim. Spor salonunda bir hafta, on gün, bir ay acı çekmenin sana daha sonra a, güzel görünüm, işte fit olmak, canlı neşeli olmak, enerjik olmak olarak geri döneceğini bilirsen o zaman o zamanında da verir, paranı da verirsin. Emek de sarf edersin. Çünkü yani daha az şeyle daha çok ve kalıcı bir fayda el, elde etmek amaç değil mi? Yani akıllı ticaret böyle oldu değil mi? Hı. Kalıcı ve çok fayda. Herkes bunun peşinde. E, dolayısıyla bu fedakarlık olmuyor aslında yani karlı bir ticaret yapmış oluyor iyi bir iş ilişkisi oluyor iyi bir ticaret yapıyorsun. evet örnek vereyim. Acele Üniversite mi? mezunları Tabii. üniversite mezunları dünyanın eğitimini alıyorlar. Bir sürü para zaman harcıyorlar, Mezun oluyorlar. Sonra 13 yaşında ticarete atılan bir patronun yanında atıyorum 100 bine, 150 bine maaşla çalışıyorlar. Patron ayda 100 milyon e, pardon ayda belki 1 milyar kazanıyor. Evet. Ayda belki 100 milyon kazanıyor. 100 bin değil. Onu 100 binini sana veriyor. Yani sen üniversite bitirdin yüksek kastil yaptın, master yaptın vesaire vesaire. Patron onu 3 yaşında başladı. Sokakta şey satıyordu belki. Atıyorum tişört, ceket satıyordu ya da başka bir şey. Onun için akıllı bir yatırımcı olmak lazım. Yatırımcı derken sadece ticari açıdan şöyle kalıcı, uzun süreli ve kalıcı. Onun için düşünce gücünü keskinleştirmek, kendini sevmek en iyi yatırımlardan biridir. Ve yeteneğini keşfedip onu kullanmak.